Donguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu koligatif özellikler olacak arkadaşlar. En son derişim birimlerinden bahsetmiştik, hatırlıyorsunuz. Kütlece yüzde, hacimce yüzde ve ppm gibi derişim birimlerinden bahsetmiştik ve üzerine işlemler yapmıştık, hesaplamalar yapmıştık. Şimdi koligatif özellikler o konuyla ilgili bilgilerimizi tazelememizi gerektirecek bir konu olacak arkadaşlar. Çünkü koligatif özellikleri az sonra tanımlayacağız. Derişime bağlı olarak değişen özelliklerdir diyeceğiz. O yüzden de derişim kavramına tekrar ihtiyaç duyacağız. Şöyle. Neler var neler yok bir bakalım arkadaşlar. Koligatif özellik olarak öncelikle donma noktasından bahsedeceğiz. Donma noktasının derişime bağlı olarak nasıl düştüğünü açıklayacağız arkadaşlar. Günlük hayattan da tabii örnekler vereceğiz. Ardından kaynama noktasından bahsedeceğiz ve kaynama noktasının derişimle birlikte nasıl yükseldiğini ifade edeceğiz. Benzer şekilde ozmotik basıncı da yine kolligatif özellikler arasında incelerken e, ozmotik basıncın da derişim farkından kaynaklı olarak yükseldiğini göreceğiz ve bununla ilgili yorumlamalar yapacağız. Tabii ki dersimizi bitirdikten sonra biz bazı kazanımlar elde etmiş olacağız. Onlar üzerine bir konuşalım arkadaşlar. E günlük hayatımızda bize ne gibi katkıları sunacak bu bilgileri edinmemiz. Arkadaşlar çözeltilerde derişim farklılıklarının çözeltiye nasıl özellikler kazandırdığını önce bir öğrenmiş olacağız zaten. Yani bir e, makarna yaparken bile o makarnaya su, tuz eklemeniz hani o suyu tuz eklemenin ne gibi değişimlere sebep olduğunu anlamış olacağız. Veya işte arabaların radyatörüne koyduğumuz antifrizin neden bu şekilde kullanıldığını ve yolların neden tuzlandığını tek tek detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Ve bunları öğrendikten sonra günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bazı koligatif olayların nedenlerini de bu şekilde öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Tabi dersi tamamladık. Bize ne kalıyor? Ödevlendirmeler kalıyor. Dinamo Kimya kitabı zaten hepinizin sahip olduğu artık bayağı da bir yol kat ettiğimiz kaynaklı arkadaşlar. Burada Tesla 14 ile 17 arası bizim ödevimiz olacak. Şöyle içindekiler kısmından da hep birlikte bir bakalım. Tabii ki konu olarak, ünite olarak neredeyiz? ilk üniteyi tamamlamış. Artık karışımlar ünitesine gelmiştik arkadaşlar. Burada çözeltilerin koligatif özelliklerini dördüncü bölüm olarak göreceğiz. Hani sayfa olarak da 106 ile 112 arası bizim ödevimiz olacak arkadaşlar. Hemen bakalım neler var peki kaynağımızda. Arkadaşlar her sayfada bir tane çözümlü örneğimiz var. Bu bize konuyu anlatan aslında konuyu öğreten bir örnek olacak ve burada öğrettiği bilgiyi dört tane soruyla hemen altta bize yönlendirecek. Bu şekilde devam ederek her sayfada çözümlü örnek ve soruları şeklinde konuları bize öğrettikten sonra... ...bölüm tamamlanınca da o bölümle ilgili tarama testleri bizim karşımıza gelecek üniteyi tamamladığımız zaman da ünite tekrar testleriyle ardından ÖSYM tarzında soruların bulunduğu testlerle ALF ile yani fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik testlerle ve son olarak da yazılı tipinde sorularla bize oldukça büyük katkılar sunan bir kaynağımız olacak arkadaşlar. Ödevlerimizi dersten sonra hemen yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Peki de alalım bakalım artık neler varmış arkadaşlar. Derişim kavramından bahsederek başlayalım. E, hatırlayalım şöyle bir derişim ne demekti? Bir çözeltide ki çözelti dediğimiz şey çözücü ve çözünenden oluşan aslında bir karışım yapısıydı. Karışımın e, homojen olmuş durumuna çözelti adını veriyorduk. İşte herhangi bir çözelti varsa bunu tuzlu su ya da şekerli su olarak düşünebiliriz. Buradaki çözünen madde miktarının burada arkadaşlar madde miktarı olarak... Tanecik sayısından bahsedeceğiz. Bak burayı unutmuyoruz. Önemli olan oradaki tanecik sayısı. Yani aslında çözünme süreci iyonik olarak mı gerçekleşiyor, moleküler olarak mı gerçekleşiyor ve buradan açığa çıkan tanecik sayısı ne oluyor, bunu değerlendirmeye alacağız. Buradaki tanecik sayısının, yani madde miktarının çözeltiye veya çözücüye oranına biz e, derişim adını veriyorduk. Eğer kütleler arasında bir orana bakıyorsak yani çözünen maddenin kütlesinin çözelti toplam kütlesine oranına bakıyorsak burada kütlece yüzde ya da ppm kullanabiliyorduk mesela veya hacimler arasında bir oran alabiliyorduk. Önümüzdeki yıllarda molarite ve molalite gibi farklı derişim kavramlarını da öğreneceğiz. Ve onlar üzerinden aslında koligatif özelliklerde hesaplamalarda yapacağız. Şimdi biraz daha konuyu öğrenme bazında çalışacağız arkadaşlar. Peki bu derişim kavramını biraz daha netleştirmek için hani tanecik sayısı üzerinden ilerlememiz gerekiyor dedik ya. Bunu biraz daha iyi öğrenmek için birkaç tane örnek yapacağız arkadaşlar. Bize demiş ki derişimi aynı olan aşağıdaki çözeltilerin tanecik derişimlerini kıyaslayınız. Bak çözeltinin ile yani çözünen maddenin doğrudan sahip olduğu derişimle içerdiği tanecik derişim birbirinden farklı olabilir. Peki bu nasıl oluyor? Diyelim ki hepsinin derişimi bir olsun mesela. Şimdi CH3OH biz bunu suda çözdüğümüz zaman arkadaşlar şimdi bir molekül yapısı olduğunu görüyoruz. Sadece ametallerden oluşuyor. Nasıl çözünecek? E, ürünlerde ne olacak? Yine CH3OH molekül yapısı hiç bir şekilde bozulmayacak ve burada sadece suda yazılacak. Veya C6H12O6 yani glikozdan bahsediyorsak şurası CH16 olacak. Bu sadece bir molekül yapısı olduğu için burada suda yazmamız yeterli olacak. Yani eğer bizim elimizdeki bileşik çözünen madde bir e, molekül yapısıysa molekül yapısının hiçbir şekilde bozulmadan aynen yazılmasını sağlıyoruz. Sadece sonuna suda ifadesini ekliyoruz. Ama sodyum klorür gibi veya magnezyum nitrat gibi iyonik bir bileşiğin suda çözünme sürecinden bahsediyorsak bu defa iyonlarına yani katyon ve anyonlarına ayrışmasını bekliyorduk. Mesela sodyum klorür katyon ve anyonuna nasıl ayrışırdı? Sodyum katyonu var. Na artı yüklüydü. İşte bir bu var suda çözünmüş olarak. Artı bir de klor var. Tabii ki bu da anyon olarak buna da suda yazacağız. Dolayısıyla bak moleküllerde sadece bir tane tanecik yazdık ürünleri ama iyonik bir bileşik sodyum klorürde iki farklı tanecik yazdık. Magnezyum nitrattan bahsediyorsak da şunu yapacağız. Magnezyum artı 2, 2A grubu element olduğu için artı iki yüklü olarak suda katyon oluştururken iki tane nitrat İyonu, yani bu anyonlar da suyun içerisinde dağılmış olacak. Bak buradaki tanecik sayısı kaç oldu? 1 artı 2'den toplam 3 tane tanecik oldu. Yani bunların hepsinin derişimi 1 ise bu hala daha 1 olmaya devam edecek. Bunun derişimi de 1 olacak ama bunun derişimi 2 olacak çünkü suyun içerisine 2 farklı tanecik verdi. Veya magnezyum nitrattan bahsediyorsak bunun derişimi 3 olacak çünkü suyun içerisine 3 farklı tanecik verdi dolayısıyla... Az sonra bahsedeceğimiz korrigatif özelliklere magnezyum nitratın etkisi daha fazla olacak e, içerdiği tanecik sayısının fazla olmasından. O zaman genelleme olarak ne yapacağız arkadaşlar? Eğer karşımıza bir molekül yapısı geldiyse bu tanecik olarak zaten e, molekül yapısını bozmadığı için bir tanecik açığa çıkaracak. Ama iyonik bir bileşik yapısı varsa bizim elimizde bunun iyonlaşma denklemini yazarak katsayılar toplamını tanecik sayısına eşitleyebiliriz. Peki gelelim o zaman koligatif özellikleri bir tanımlayalım bakalım. Ne demek koligatif özellik? Arkadaşlar bir çözeltinin derişimine bağlı olarak değişen özellikleri koligatif özellik diyeceğiz. Yani 9. E, sınıfta hani e, mesela denge buhar basıncından bahsederken nelere bağlıdır sorusuna ne demiştik? İşte safsızlığa bağlı demiştik madde cinsine yani tanecikler arası etkileşimlere e, ve... E, Aynı zamanda sıcaklığa ve daha da önemlisi burayı daha fazla ilgilendiren safsızlığa bağlıdır demiştik. İşte bu aslında neyi gösteriyor? Biz o maddenin içerisinde bir sıvının içerisinde ne kadar tuz çözersek o kadar farklı bir denge buhar basıncı elde ederiz. Veya işte e, buharlaşma hızı da benzer şekilde e, safsızlığa bağlı olarak değiştiği için o da kolligatif özellikti. Ama biz burada bahsedeceğimiz 3 tane temel kolligatif özellik olacak. Donma noktası, kaynama noktası ve ozmotik basınç diyeceğiz. İlk olarak donma noktasından bahsedelim. Donma noktası alçalması diyoruz arkadaşlar. Çünkü bir suyun içerisinde, bir sıvının içerisinde uçucu olmayan bir katı çözdüğün zaman bu onun donma noktasının düşmesi anlamına gelecek, düşmesine sebep olacak. Hani bunu günlük hayatımızdan birazcık örneklendirelim kışın arabaların radyatör suyuna biz neden antifriz maddesini koyuyoruz? Neden böyle bir ilaveye ihtiyaç duyuyoruz? Şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Diyelim ki Erzurum'da yaşıyorsun. Bak sıcaklık sürekli negatif seviyelerde. Dolayısıyla sen radyatörün içerisinde arabanın hani motorunu soğutması için kullandığın o suyun içerisinde e, antifiriz antifriz kullanmazsan o su donacak. Katı hale geçecek ve suyla ilgili biliyoruz ki katı hale geçtiği zaman hacmi büyür, yoğunluğu azalır. Dolayısıyla hacmi büyüdüğü için de radyatörün patlamasına sebep olacak. Bir sürü masraf çıkaracak sana ve bir sürü arızaya sebep olacak. Dolayısıyla biz radyatörün içerisindeki o suyun donmasını istemiyoruz. Peki bunu nasıl sağlarız? Onun içerisine antifriz adını verdiğimiz bir madde koyduğumuz zaman... ...bu donma noktasının düşmesine sebep olacak. Atıyorum eksi 20 santigrat dereceye düşecek e, oradaki sıvının donma noktası. Dolayısıyla sıcaklık düştüğü zaman da eksi 10'lara eksi 15'lere düşse bile... Ya radyatördeki su sıvı halde geç sıvı kalacağı için katı hale geçmeyeceği için radyatörümüze zarar vermeyecek. Veya biz kışın neden yolları tuzluyoruz? Bak hepsinin cevabı aynı. Derişim arttıkça çözeltinin donma noktası düşer. Bütün soruların cevabı bu olacak. Çünkü Yollar buzlanıyor değil mi? Sıcaklık sıfırın altına düştüğü için yollar buz tutuyor ve arabaların kaymasına sebep oluyor. Hayat felç oluyor özellikle İstanbul gibi kalabalık bir yerde yaşıyorsan. Ama sen bu yolları tuzladığın zaman bak tuzlamak ne işe yarıyor? Orada bir çözelti oluşmasına sebep oluyor. Ve oluşturduğun bu çözeltinin donma noktası düşmüş oluyor. Mesela sıcaklık diyelim ki eksi 15 santigrat dereceye kadar düştü. Ama sen yolları tuzlayarak oradaki e, sıvının... E, donma noktasının eksi 20'ye kadar gelmesini sağlarsan sıvı halde kalır. Dolayısıyla da buzlanma yapmaz. Bu da e, bizi e, sağlıklı bir hayata devam etmemizi sağlar. Kışın uçaklar yıkanırken su kullanılmaz arkadaşlar. Yani suyla değil alkolle yıkamayı tercih ederiz. Sebebi ne? Gene aynı. Alkolü bir suyun içerisinde aslında çözdüğümüz zaman daha düşük bir donma noktası olur. Sıcaklık çok düşük olsa dahi e, donma olayı gerçekleşmez. Böylece arızalar yaşamayız. Veya Kışın şöyle bir sahilde turlamaya gideyim dediğin zaman şunu görürsün arkadaşlar. Tekneler var. Teknelerin üstü buz tutmuş ama deniz hala daha sıvı halde. Yani şimdi ikisi de su bunlardan. Neden teknenin üstü buz tutmuş da deniz hala daha sıvı halde? İşte burada yine aynı mevzu karşımıza çıkıyor. Çünkü denizdeki su tuzlu su. Tuzlu su olduğu için yani derişimi yüksek bir su olduğu için bunun donma noktası çok daha düşük. Dışarıdaki hava eksi 10 santigrat derece dahi olsa tuzlu su e, donma noktası çok daha düşük olduğu için sıvı halde kalıyor ama teknenin üzerinde biriken su atıyorum yağmurdan kaynaklanmış olabilir ya da çiğ düşmüştür ya da biz ıslatmışızdır bir şekilde ıslanmıştır. Dolayısıyla tuzlu su değil teknenin üzerindeki su o yüzden onun donma noktası tuzlu suya göre deniz suyuna göre çok daha yüksek olduğu için eksi 10 gibi bir sıcaklıkta teknenin üst tarafı donarken buz tutarken e, deniz hala da sıvı halde kalmaya devam eder. Tamam ...doma noktasının alçalmasını böyle bir sürü örnekle açıklayabiliriz. Bir de grafikle bunu anlayalım arkadaşlar. Peki bu süreç nasıl gerçekleşiyor? Şimdi eğer biz saf sudan bahsediyorsak... ...saf su biliyoruz ki bir atmosfer basınç altında 0 santigrat derecede donar... Ama saf maddelerle ilgili şöyle bir bilgimiz de vardı. Donma süresince ya da hal değişimi süresince sıcaklık da sabit kalıyordu. Yani sen saf suyu soğutmaya başladın diyelim. 0 santigrat dereceye geldiği anda donma olayı başlıyor ve Tamamı katı hale gelene kadar sıcaklık sabit kalıyor. Tamamı donduktan sonra tekrar sıcaklık düşebilir. Orası ayrı tabii. Ama saf maddeler için hal değişimi tamamlanana kadar bu sıcaklık sabit kalıyordu. Ama Karışımlarda hal değişimi gerçekleşirken de sıcaklık değişiyor. Yani biz bir tuzlu suyu alıp soğutmaya başlarsak bu arkadaşlar şuna dikkat 0 santigrat derecede değil sıfırın altında bir sıcaklık değerinde donmaya başlıyor. Bak bizim için en önemli nokta burası. Donmaya ilk defa başladığı nokta. Buradan sonra donma gerçekleştikçe çözeltinin derişimi artıyor. Çünkü donan taraf e, kat halde su haline dönüşüyor kat halde buz haline dönüşüyor dolayısıyla daha doğrusu. Böylece tuzun içerisinde bulunduğu içerisinde çözündüğü sıvının miktarı azalıyor. Bu da tuz bölü su oranını azaltacağı için aslında derişim artmış oluyor. E, tuz bölü su oranının artmasına sebep olduğu için özür diliyorum. Dolayısıyla da arkadaşlar derişim arttığı için de donma noktası sürekli düşmeye devam ediyor. Ta ki nereye kadar? Çözelti doymuş hale gelene kadar. Doymuş olmak ne demek? Maksimum kapasitesine ulaşmış çözelti demek ki oluyor. Yani daha fazla tuz çözemiyor. Dolayısıyla burada donma olayı gerçekleştikçe tuz dibe çökmeye başlıyor. Bu da neye sebep oluyor? Derişimin hep sabit kalmasına. Derişim sabit kaldığı için de sıcaklık yine sabit kalarak donma olayı gerçekleşmeye devam ediyor. Ta ki oradaki suyun Tamamı donana kadar tamamı katı hale geçene kadar. Tamam bizim için önemli olan nokta ise e, bir çözeltinin donmaya başladığı nokta olacak arkadaşlar. Bu eksi bir değerini bize veren değer o çözeltinin en baştaki derişimi oluyor. O derişimden dolayı eksi bir de donmaya başlıyormuş bu e, maddedir diyoruz. Hemen bir tane örnekle bunu açıklayalım arkadaşlar. Şimdi sayısal bazı ufak tefek hesaplar yapacağız. Normalde 10. sınıf müfredatında bu sayısal hesaplamalar yok. İşin mantığını anladıysak bizi kurtaracak zaten. Ama önümüzdeki yılın müfredatında sayısal hesaplar yapılacak. Burada da arkadaşlar ona ufak atıfta bulunacağız ve işin mantığını daha iyi anlamamızı sağlayacak bazı hesaplamalar karşımıza çıkacak. Şimdi sorumuz bize demiş ki bir atmosfer basınç altındaki bir ortamda 1 mol glikoz içeren 100 mililitrelik çözeltinin donmaya başladığı sıcaklık eksi a santigrat dereceymiş. Bak buradaki derişimi kastedecek olursak ne diyeceğiz? Bizim e, çözdüğümüz madde C6 H12O6 ymış. Bak demiştik ki bunu suyun içerisinde çözdüğümüz zaman hani bu katı haldeyken ne oluyordu? Sadece suyun içerisinde çözülmüş hale geliyordu. Şuraya suda yazıyorduk. Dolayısıyla tanecik sayısı sabit. O zaman bir mol çözdüğümüz zaman biz bunun derişimi için ne söyleyebiliriz? Hani molün hacme oranı olarak derişim kabul edersek burada bir molün 100 mililitreye veya 0.1 litreye oranı bize aslında derişimi verecektir arkadaşlar. Dolayısıyla eğer böyle bir derişimle Eksi A santigrat dereceye değiş iniyorsa. Bak neyi biliyoruz biz? Normalde suyun donma noktası 0 santigrat derece bir atmosfer basınç dediği için. Şimdi delta TD gibi bir değer kullanacak olursak yani donma noktasındaki değişim nedir sorusuna cevap arayacaksak eksi A'ya düştüğüne göre demek ki A kadar değişmiştir. Şimdi bu bilgiye sahipsek bak 1.0.1 gibi bir derişimle bizim A kadar donma noktasında değişim gerçekleşti. Bu ne diyor bize? 2 mol glikoz içeren 100 mililitre çözelti kaç santigrat derecede donmaya başlar? Şimdi buradaki derişim ne olacak? 2 mol maddeyi biz gene glikozu ee, ...çözmüşüz aynı miktarda yani 0.1 litrelik bir e, çözelti oluşturmuşuz. Dolayısıyla baktığımız zaman derişim tam 2 katı oldu. Derişimin 2 katı olması demek bu A değerinin de 2 katı olması demek. Yani donma noktasındaki değişim tam 2 katı olacak 2A kadar değişecek. Bu ama donma noktasının azalmasına sebep oluyor. Yani 0 santigrat dereceden 2A kadar azaldığını anlıyoruz... Bu da donma noktasının artık bu şartlar altında eksi 2 a santigrat derece olduğunu gösteriyor. Yani atıyorum eksi 10'da donuyorsa biz eğer çözdüğümüz şekerin miktarını 2 katına çıkarırsak bu defa eksi 20'de donmaya başlayacak. Tamam mı? 2 mol NaCl içeren 100 mililitre çözelti diyor. Bak hacim 100 mililitre yine ama bu defa çözdüğümüz maddenin türü değişti. NaCl ne yapıyorduk böyle bir durumda? Bu bir iyonik bileşik olduğu için suyun içerisinde çözünürken Na artı Cl eksi şeklinde çözünüyordu değil mi? O zaman oluşturduğu tanecik mol sayısına bakacak olursak 2 mol NaCl çözersek 2 mol sodyum 2 mol de klor oluşturur. Yani toplamda 4 mol tanecik oluşturur. E hacim hala da 0.1 litre. Dolayısıyla bak derişim ne oldu? Bunun dört katı derişim var. O zaman A kadarlık değişim varsa burada donma noktasında A kadarlık değişim varsa bu defa 4 A'lık bir değişim olmasını bekleyeceğiz. Bu da neye sebep olur? Yeni donma noktamızın eksi 4 A olmasına sebep olur. Eğer burada eksi 10'da dönüyorsa artık bu eksi 40 santigrat derecede de donacaktır. Geçiyoruz diğerine. Alüminyum sülfatsa. Bak hemen ne yapıyorduk? İyonik bir bileşikse ise bunu sudaki çözünmesini yazıyorduk. Bunu suda iyonlaştırdığımız zaman iki tane ali artı ve 3 tane de SO4 eksinin oluşmasını bekleyeceğiz. Yani toplamda 5 tane tanecik oluştu. 2 mol dediğimize göre toplamda 10 mol tanecik var. Peki hacim ne? Hacim 200 mililitre demiş. Hacmin artması demek derişimin azalması demekti. Dolayısıyla şurayı da 0.2 litreye çevirebiliriz. Şimdi 0.1 litredeki derişimi değerlendirecek olursak bunu o zaman 5 mol bölü 0.1 litre gibi de yazabiliriz. Yani burada 0.1'in 0.1 litredeki derişimini veriyordu. Bu defa 0.1'deki 5 mol tanecikten bahsediyoruz. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Eğer bu A kadar değiştiriyorsa bu donma noktasını 5A kadar değiştirecektir. Yani yeni donma noktamız eksi 5A olacaktır. Burası 10 burası eksi 50 santigrat derecede donmaya başlayacaktır diyebiliriz. Şimdi geçelim bir de kaynama noktasından bahsetmeye. Bir diğer e, koligatif özelliğimiz kaynama noktasıydı. Arkadaşlar tam ters özellik görüyoruz burada da. Donma noktası ne kadar düşüyorsa kaynama noktasında benzer şekilde yükselmesini bekleyeceğiz. Yani aslında şöyle düşünebiliriz. Suyun içerisinde biz tuz çözdüğümüz zaman kaynama ve donma noktası arasındaki makasın açılması demek oluyor. Aradaki farkın artması demek oluyor. Şimdi bunu da yine örneklerle Değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi buradaki cümlemizin o zaman bir çözeltinin derişimi arttıkça o çözeltinin kaynama noktasının yükselmesini bekliyoruz. Tabii ki çözdüğümüz madde uçucu olmayan bir katıysa buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Gidip de suyun içerisinde alkol çözdüğümüz zaman da kaynama noktasının yükselmesini beklemeyeceğiz. O düşmesine sebep olur çünkü alkol sudan bile daha uçucudur. Ama biz gidip de tuz çözersek ya da şeker çözersek bu doma noktasının düşmesine kaynama noktasının da yükselmesine sebep olur. Şimdi mesela örnek günlük hayatımızdan neler var? Kaynayan suya tuz atılırsa kaynama neden durur arkadaşlar? Yani diyelim ki makarna yapacağız evde ocağın üstüne suyu koyduk başladı kaynamaya. Dedik ki şuna bir tuz atalım da işte makarnalar hem birbirine yapışmasın hem de lezzet versin. E biz tuza eklediğimiz anda kaynama bir anda duruyor. Belli bir süre sonra tekrar kaynamaya başlıyor. Bunun sebebi arkadaşlar işte bu cümle. Çünkü biz... Kaynayan suyun içerisine tuz eklediğimiz zaman onun derişiminin artmasına sebep oluyoruz. Kaynarken 100 santigrat derecede kaynıyordu mesela. Biz tuz ekledikten sonra kaynama noktası atıyorum 110 santigrat dereceye çıktı. İşte o bekleme süresi sıcaklığın yeniden 110'a gelmesini beklemek için var arkadaşlar. Oraya geldikten sonra kaynamaya başlıyor. Tuzlu suda yemeklerin daha hızlı ve daha iyi pişmesinin sebebi de budur. Unutmuyoruz neden eğer saf suysa 100 santigrat derecede kaynayacak o zaman biz onun içerisinde bir yemek pişirmeye çalışıyorsak 100 santigrat derecelik bir ortamda pişireceğiz. Ama tuzlu suyun içerisinde pişirmeye çalışıyorsak 110 santigrat derecede kaynıyorsa yemeğin piştiği sıcaklık o sıcaklık olacak. Dolayısıyla daha yüksek sıcaklıkta daha iyi pişecek. Veya bir diğer nokta yazın arabaların radyatör suyuna neden antifriz koyarız. Şimdi kışın neden koyduğumuzu anladık. Çünkü e, donarken hacmi büyüyordu Radyatörü patlatıyordu. E, yazın ya da Antalya'daki insanlar neden radyatör suyunu antifriz koysunlar ki? Bu defa da şunu diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi radyatörde bir sürü dolaşıyor ve motorun sıcaklığı çok daha yüksek sıcaklıklara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla o antifriz olmayan suyun kaynamasına sebep olur. Bu defa da kaynayan suyun oluşturduğu buhar basıncını ötürü radyo radyatörümüz patlayabilir. Buna engel olmak için ne yapıyoruz? Antifriz koyuyoruz. Böylece suyun kaynama noktasını yükseltiyoruz. Yani oluşturacağı buhar basıncını düşürmüş oluyoruz. Yine e, radyatörümüzün patlamasına engel oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla e, aynı etkiyi görüyoruz. Sadece donma noktasında düşme burada yükselmeye sebep oluyor bir maddenin bir çözeltinin derişiminin artması. Benzer bir grafikle bunu da yorumlayalım arkadaşlar. Ne demiştik donma noktasını kıyaslıyorsak eğer değerlendiriyorsak... ...saf su tam 0 santigrat derecede donar ama çözeltilerin donma noktası bunun biraz altındadır. Şimdi kaynamaya geldiğimiz zaman saf su tam 100 santigrat derecede kaynamaya başlayacak... ...eğer bir atmosfer gibi bir basınçtan bahsediyorsak. Ama bizim elimizde bir çözelti varsa... ...çözelti bu defa 100 santigrat derecenin üstünde bir noktada kaynamaya başlayacak. İlk kaynayacağı sıcaklık değeri burası olacak. Bizim ilgilendiğimiz noktada burası işte zaten. Çünkü kaynama başladıktan sonra ortamı sürekli su terk ediyor. Öyle değil mi? Buharlaşıyor, gidiyor. Dolayısıyla e, buradaki derişim sürekli zamanla artıyor. Çözüncünün miktarı azalırken çözünen maddenin miktarı sabit. Öyle bir ana kadar bu artış devam ediyor ki doymuş hale geliyor... Artık su kaynayıp buharlaştıkça tuz miktarı e, dibe çöktüğü için azalmaya başlıyor ve derişim sabitleniyor arkadaşlar. İşte sabitlendikten sonra da yine e, derişim sabitlendiği için kaynama noktası sabitleneceği için bu grafikteki değer yine sabitlenmiş oluyor. E, dolayısıyla arkadaşlar ne diyoruz? Derişim arttıkça kaynama noktası da yükselir. Doymuş hale geldikten sonra derişim sabitlendiği için e, sıcaklıkta yani kaynama noktası da sabitlenmiş olur. Hemen benzer bir soruyu burada da çözelim. Şimdi ne diyoruz? Bir atmosfer basınç altındaki bir ortamda 1 mol C6H12O6 içeren 100 mililitrelik çözelti. Bak aynı hesaptan bahsediyoruz. E bu bir molekül yapısı olduğuna göre ve kaynama sıcaklığını 100 artı A santigrat derece olarak verdiğine göre diyeceğiz ki eğer bu saf su olsaydı bir atmosfer basınç altında zaten 100 santigrat derecede kaynayacaktı. Demek ki kaynama noktasındaki değişim bu defa delta T K'sı A'ymış. Peki derişim nedir bu ağlık değişime sebep olan? Bu da arkadaşlar 1 mol maddeyi biz götürüp 0.1 litrede çözmüşüz. İşte bu derişim sayesinde e, bu kadar yükselme gerçekleşmiş. Peki 2 mol glikozu 100 mililitre çözeltiye hazırlasaydık ne olacaktı? Bu defa arkadaşlar aynı mantıkla derişim ne olacaktı? 2 mol hacim aynı 100 mililitre 0.1 litrede çözülmüş olacaktı. Derişim 2 katına çıktığı için diyecektik ki kaynama noktasındaki değişim de 2 katına çıkar. Yani 2A olur. Bu durumda yeni kaynama noktamız ne olur? Bak eğer saf olsaydı 100 santigrat derecede kaynayacaktı. 100'ün üzerine 2A kadar artış gösterdiği 100 artı 2A'da kaynayacak. Yani şu 105 santigrat derecede kaynıyorsa mesela bu çözelti 110 santigrat derecede kaynamaya başlayacak. 2 mol sodyum klorür içeren ne dedik sodyum klorür için hemen alıyoruz ve iyonlaşma denklemini yazıyoruz. Dolayısıyla 2 mol sodyum klorür içeriyorsa 2 mol sodyum 2 mol de klor iyonu içeriyordur. Yani içerdiği toplam tanecik sayısı 4 moldür. Hacim hala daha 0.1 litre. Yani derişimi bunun derişiminin tam 4 katı. O zaman kaynama noktasındaki değişim de 4 katı olmalı. Yani 4A kadar yükselmeli. Bu yüzden de son durumdaki kaynama noktamız ne olacak? Kaynamaya başladığı sıcaklık yani 100 artı 4A gibi bir sıcaklık değerinde kaynama gerçekleşecek. Aynı mantıkla 2 mol alüminyum sülfat için ne dedik arkadaşlar? Bu e, iyonlaşırken şöyle iki tane Al artı iyonuna karşılık 3 tane SO4 eksi iyonu açığa çıkarır. Dolayısıyla 5 tane tanecik var. Toplam 2 mol olduğuna göre e, bundan 4 bundan 6 mol oluşturacak. Yani toplam 10 mol tanecik oluşacak. Ve hacmimizin 0.2 litre olduğunu söylemiş. Yani aslında bu 0.1 litre olsaydı 5 mol tanecik içereceği anlamına gelecekti. Derişimimiz bunun 5 katıymış. O zaman delta tk yani kaynama noktasındaki değişim 5a kadar olmalıymış. Yani kaynama noktasının değeri 100 artı 5a olmalıymış şeklinde bir hesap yapabiliriz. Burada da çözeltinin ve çözülen maddenin türünün kaynama ve donma noktasındaki değişim üzerindeki etkisini anlamış ve açıklamış olduk. Bir diğer koligatif özelliğimiz ise ozmotik basınçtaki yükselme olacak arkadaşlar. Ozmotik basınçtaki yükselmeyi belirlerken aslında iki çözelti arasındaki derişim farkına bakacağız. Burada derişimden ziyade derişim farkı üzerine yoğunlaşacağız. Şu biyoloji dersinden öğrendiğiniz ozmoz olayını bir hatırlayalım. Neydi ozmoz? Suyun yarı geçirgen bir zar sayesinde. Bu yarı geçirgen zarı hani hücre zarı olarak da düşünebiliriz. Düşük derişimli ortamdan yüksek derişimli ortama geçmesine ozmoz adını veriyorduk. Bu ozmoz olayının sebebi de zaten ozmotik basınçtı. Nedir peki ozmotik basınç? Derişimi yüksek olan ortamın derişimi düşük ortamdaki suya uyguladığı emme kuvveti. Yani diyelim ki saf su ve tuzlu su var elimizde bizim bu şekilde ve araya bir tane yarı geçirgen zar ekledik. Şimdi ne olmasını bekliyoruz? Saf sudan tuzlu suya doğru bir su geçişi olmasını bekliyoruz. Bu yönde su geçiyor. <laughs> Böylece aslında e, derişin farkını dengelemeye çalışıyor bu geçiş sayesinde. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Tuzlu su bu tarafta e, hacmini yükseltirken saf suyun hacminin azaldığını göreceğiz. Çünkü diğer tarafa su geçiyor. Tuzun bu tarafa geçmesi mümkün değil. Yarı geçirgen zar buna müsaade etmediği için. İşte bu olay ozmotik basınçtan kaynaklanan ozmoz olayı olarak değerlendireceğiz. Diyeceğiz ki şuradaki haş yüksekliği farkı var ya... ...işte bu aslında ozmotik basınçtan kaynaklanır ve... Tuzlu suyun derişimi ne kadar yüksekse o kadar yüksek bir ozmatik basınç uygulayacağı için buradaki haş yükseklik farkı da o kadar yüksek olur. Mesela bunu şöyle bir U borusunda görecek olursak. <laughs> Diyelim ki iki tane çözelti kullandık. Arada yer geçirgen bir zarımız var. Bir tarafta %50'lik tuzlu su çözeltisi var. Diğer tarafta %20'lik tuzlu su çözeltisi var. Şimdi bilgilerimiz bize ne diyor? Derişimi az olan taraftan çok olan tarafa doğru bir su geçişi olur. Yani şu yönde bir suyun geçmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun sebebi de derişimi yüksek olan tarafın düşük olan tarafı uyguladığı oradaki suya daha doğrusu uyguladığı emme kuvveti olacaktı. E bu neye sebep oldu? Arada şöyle bir haş yüksekliğinin oluşmasına sebep oldu. Aslında ozmotik basıncı şöyle düşünebiliriz. Böyle bir denge durumu var ya bu dengenin oluşmasına şu sebep oluyor. Derişim farkından ötürü bu tarafa doğru bir ozmotik basınç var. Bir de şu H yüksekliğinden ötürü HDG yani sıvı basıncı var aşağı doğru tam ters yönde etki eden. İşte bunlar birbirine eşitlendiği anda denge anı oluyor zaten ve böylece durmaya başlıyorlar. Yani şuradaki HDG buradaki ozmotik basıncı eşittir diye tanımlayabiliriz. Peki bunu nasıl yorumlayacağız? Eğer biz bir numaralı bölgeye Tuz eklersek ne olur arkadaşlar? Şimdi bizim temelde bakacağımız şey bu iki çözelti arasındaki derişim farkıydı değil mi? Derişim farkı ne kadar yüksekse e, ozmotik basınç da o kadar yüksek olur. Bu da haş yüksekliğinin o kadar artmasına sebep olur. Biz bir numaralı bölmeye tuz eklersek bu yüzde ellilik çözeltinin daha da yükselmesini atıyorum. Yüzde yetmişe çıkmasını sağlarız. Yani aradaki derişim farkını artırırız. Derişimin farkının artması demek haşın artması demek olacak. Çünkü ozmotik basınç artacak. 2 numaralıya eklersek bu defa arkadaşlar burası 50'ye gelene kadar yani eşitlenene kadar ozmotik basınç sürekli azalacak. Hatta yüzde 50'yi geçerse ozmotik basınç ters yöne gidecek değil mi? Dolayısıyla biz buraya tuz eklediğimiz zaman aradaki derişim farkını azalttığımız için haşın da azalmasını sağlamış olacağız arkadaşlar. Zamanla ozmotik basınç azaldığı için aradaki yükselti farkı da azalacak. Peki bir numaralı bölmeye saf su eklersek ne olur? Şimdi %50'lik bir çözeltimiz vardı. Biz saf su eklediğimiz zaman yani çözücü eklediğimiz zaman buradaki derişimin azalmasına sebep olacağız. Buradaki derişim azalırsa yani derişimi yüksek olan tarafın derişimi azalırsa aradaki fark azalacaktır. Farkın azalması da ozmotik basıncın azalması yani aslında haş yüksekliğinin azalması demek olacak. Bu şekilde ozmotik basıncı da yorumlayabiliriz. O zaman neler yaptık şöyle bir değerlendirelim. Donma noktasındaki düşmeden bahsettik arkadaşlar. Dedik ki bir çözeltinin derişimi ne kadar yüksekse donma noktası o kadar düşüktür kaynama noktasındaki yükselmeyi değerlendirdik. Derişim arttıkça kaynama noktasının yükseldiğini aslında doma ve kaynama noktası arasındaki makasın açıldığından bahsettik. Ve ozmotik basıncı tanımlarken de dedik ki iki çözelti arasındaki derişim farkı ne kadar yüksekse onlar arasındaki ozmotik basınç da o kadar yüksektir ve oluşacak yükselti farkı da tamamen bununla alakalıdır. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.